Matematik çalışıyorum, verim alamıyorum. Gerçekten de herkesin aklında bu soru var. Çünkü çok zor bir ders hocam. Matematik ya. Gerçekten de uzun uğraş gerektiren bir ders. Peki biz bunu nasıl halledeceğiz? Peki nasıl verim alacağız? Nasıl doğru çözeceğiz? Soruları çözüp de nasıl başarılı olacağız matematikte? İşte bunu anlatacağım. Bir kere kendimizi iyi bir teşhis etmemiz gerekiyor. Yani biz matematiğe çalışıyoruz, neden verim alamıyoruz acaba? Bazı arkadaşlarımızın temeli kötü oluyor. Bazı arkadaşlarımızın da temeli gerçekten çok sağlam oluyor. Ama ona rağmen yine verim alamıyorlar. Yani temelin kötüyse tamam verim alamazsınız zaten, bu anlaşılabilecek bir şey. Ama temeli iyi olan arkadaşlar da verim alamayabilir. İşte sizinle beraber bunu çözeceğiz. Bir kere temelim kötüyse ne yapmalıyım? Yani matematikle nasıl baş etmeliyim, bunu öğreneceğiz. Bir kere temelim kötüyse temel konu eksikleri bizim peşimizde dolaşıyor sürekli. Bunları bir halletmemiz gerekiyor. Yani bu temel konu eksikleri nedir? Ortaokul kaynaklı konu eksikleri. Hani hep biz diyoruz ya Tonguç Evlen Bey. Evet hocam. İşte üssüz sayılar çok temel bir konu. Ondan sonra işte rasyonel sayılar çok temel bir konu. İşte tam sayılar, eksi artı işaretler. Aşırı değerli konular. Bunlar gerçekten unutulmuş olabilir. Çok doğal insanız yani. Hani her şeyi unutuyoruz. Ben de unutabiliyorum birçok şeyi. İşte dolayısıyla sen de unutabilirsin. Bu gayet doğal bir şey. İşte bunları tekrar etmemiz gerekiyor. Bunları nasıl tekrar edeceksin? Ya hiç gücenip darılmaya gerek yok. Ya açacaksın. Ortaokul videosu izleyeceksin. Ondan sonra 5. sınıf, 6. sınıf. Geri mi döneceğiz hocam? Konuları tekrar edeceksin. Yani videolar zaten her yerde var. Bizim kanallarımızda var. Farklı kanallarda var. İşte bunlarla hemen birazcık alıştırma yapacağız. Konuları unutmamamız gerekiyor. Online süreçte birçok kopukluk yaşadık. 8'de, 7'de birçok dersten geri kaldık ne yazık ki. İşte bunları tamamlamamız gerekiyor. Bunlar temel eksikliği olarak bizim halimize yazıldı ne yazık ki. Peki bir de temelim iyi diyen arkadaşlarımız, onlar da aslında yanlış çalışıyorlar. Nasıl yani? Peki aslında çalışmak için çok önemli teknikler var. Bunları göstereceğim sana bu dersimizde. Konuyu tam anlamadan test çözmemen gerekiyor. Bu en önemli eksiklerden bir tanesi. Zor kaynakla başlamaman gerekiyor. Yani basit bir kaynaktan sonra zora doğru geçmen gerekiyor. Programsız çalışma çok yanlış bir şey. Programlı olmamız gerekiyor ve verimsiz çalışma, yani tekniksiz çalışma yapmaman gerekiyor. Şimdi ilk başta 9. sınıftayız biz ve 9. sınıfta aslında şunu bilmemiz gerekiyor. 7 ve 8'in konuları devam ediyor. Mesela 3 vardı, hatırlıyor musun? Evet hocam. Üstü sayılar, parantez, çarpma, bölme. Aynen, bak sen çok iyi hatırlıyorsun ama mesela toplama çıkarmayı unuttun. Üstü sayılar, parantez, çarpma, bölme, toplama çıkarma. Matematikte işlem önceliği aşırı temel bir konu. Dolayısıyla bu temel konuyu unutursak 9'da, 10'da, 11'de, 12'de, üniversite sınavında her zaman bizim peşimizi takip eder bunlar. Aslında gerçekten bizim için bir risk oluşturur. O yüzden ne yapacağız? İşlem yeteneğimizi geliştireceğiz. Özellikle 4 işlem yeteneğimizi, tam sayıları, aynı zamanda rasyonel sayıları, eksi artı işaretlerle işlemler yapmayı, çarpmasını, bölmesini, toplaması, çıkarmasını, sular seller gibi bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çok basit sorular çözerek de kendimizi geliştirebiliriz. İşlem önceliğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denklem çözmeyi, mesela x artı 2 eşittir 5'tir, x kaçtır gibi bu denklemlerden başlayarak temellerine doğru, birazcık daha zorlarına doğru gidebiliriz. Gerçekten de bu işi tam oturtmamız gerekiyor. Çünkü mesela şu anda mantığı öğrendik, kümeleri öğrendik ama bundan sonra çok ciddi konular gelecek. Denklem ve eşitsizlikler konusu gelecek. Burada çok sağlam denklemler çözeceğiz. Üstü denklemler çözeceğiz, kareköklü denklemler çözeceğiz, köklü denklemler çözeceğiz. Gerçekten de işin rengi birazcık değişecek. O yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor temel konuda. Zorlaşacak değil mi hocam? Kendini halledemezsen de tabii ki, yani bazen insan böyle bir aman hani birazcık yatalım, gezelim, tozalım. Hani böyle bir durumdaysan da, kendini halledemiyorsan da veya konuları tek başına anlayamıyorsan da ne yapacaksın? Video dersler izleyebilirsin. Her yerde var. YouTube'da var, bizim derslerimizde var, Tonguç Plus'ta var. Özel ders alabilirsin. Bazı konulara gerçekten birebir desteğe ihtiyacın olabilir. Temel işlem yeteneği kitaplarıyla çalışmaları yapabilirsin. Bunlarla ilgili sorular çözebilirsin. Peki bir de temelim iyi diyen arkadaşlarımız. Hani tamam, temelimizi sağlamlaştırdık. İşte konularımızı öğrendik. Bu arada hani buradaki arkadaşlarımız da konu eksiklerini kapatırlarsa ne yapacaklar? Artık temelleri iyi olacak. Zaten temeli olan birçok arkadaşımız da var. Bunlar ne yapacak? İlk başta konuyu iyi öğrenecekler. Yani verimsiz çalışmayı engellemek için konuyu iyi öğreneceğiz. Burada çok önemli bir taktik var. Kendi defterinize kendiniz tutacaksınız. Ve kendi defterinizi kendiniz tutarken kendi bildiğiniz yöntemlerle not alacaksınız. Buna Feynman taktiği de diyoruz aslında. Kendi yöntemlerimizi oluşturacağız. Akrostişler yapacağız. Böyle farklı farklı öğrenme teknikleri yapacağız. Üstleri topla, işte ne bileyim üstleri çıkar gibi böyle
böyle kısaltmaları kendi dilimize yazacağız. Video dersleri izleyeceğiz. Orada çok güzel taktikler gösteriyoruz biz size. Aynı zamanda farklı hocalarımız da gösteriyor tabii ki. Peki soru test kaynağı seçimde bu ikinci kısmı. Yani konuyu öğrendik. Sonrası ne yapacağız? Bununla ilgili soru çözmemiz gerekiyor. Ama soruları çözerken Tonguç'a herkesin yaptığı ters köşe bir olay var. O da zor sorudan başlamak. Yani ama zor soru daha önemli değil mi hocam? İşte hayır, herkes şöyle anlıyor. Ben zor soru çözerek çalışacağım. Hayır, zor kitap aldığın zaman konuların temeli oturmadığı için aslında konudan soğuyorsun, dersten soğuyorsun, matematikten soğuyan birçok arkadaşımız ben zaten yapamıyorum. Niye yapamıyorum hocam ben matematikten? Çünkü seviyene uygun kitap almıyorsun, seviyene uygun bir şekilde çalışmıyorsun. İlk başta kendimizi bileceğiz, hani kendini bil, ondan sonra adımlarını at. Yani kendini bilmeden adım atarsan zaten tökezlersin, düşersin Allah korusun. O yüzden ne yapacağız? Başlangıç seviyesinden zora doğru ilerleyeceğiz. Peki aynı zamanda program yapmamız çok değerli. Yani hangi gün hangi dersi çalışacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda saatli ders programı yapmamız gerekiyor. Ders saatlerini bilmemiz, aynı zamanda dinlenme saatlerini belirlememiz, eğlenme saatlerini de belirlememiz gerekiyor. Yani burada bir programla çok büyük imzalar atabilirsin. Çok büyük işlere imzalar atabilirsin. Gerçekten de çok değiştirir işin rengini. Aynı zamanda verimli çalışmada ders çalışma teknikleri var. Mesela Feynman taktiği, kendi bildiğin şekilde not al, aynı zamanda arkadaşlarına anlatırken kendini de öğrenirsin aslında gibi yöntemler. Aynı zamanda Pomodoro ile ben bu 20 dakikamı, ben bu 30 dakikamı bu derse ayırdım. Bunun dışında hiçbir şey yapmayacağım. Telefonumu ters çevirip kapatacağım. Bildirimleri kapatacağım. İşte kapı çalsa, kapı tıklansa hiç cevap vermeyeceğim. Ben buraya adadım kendimi diyerek 30 dakika çalış, sonrasında 5 dakika mola. 30 dakika çalış, sonrasında 5 dakika mola şeklinde ilerleyebilirsin. Bu taktikler bizim işimize çok yarar. Dolayısıyla bir kere en önemli şeylerden bir tanesi dersten soğumamamız için çok önemli soru test kaynağı seçimi. Çünkü özellikle soruları bazı arkadaşlarımız çok zor seçiyorlar. Yani zor kaynak alıyorlar. Hani birazcık daha işte bilmem hani biraz zorluyorlar kendisi. Ama burada yapılan büyük hata bu zor kaynak arkadaşın seviyesi mesela temelse zor kaynağa gelince perişan oluyor. Ve sonra diyor ki ben dersten soğudum diyor. Ama eğer arkadaşın seviyesi temelse o zaman ne oluyor? Temel kaynakları çözdüğün zaman ortaya adım atabiliyorsun. O zaman ondan sonra orta sorular çözmek. Sonrasında ortadan zora geçeceksin. Sonra zordan proya geçebilirsin. Yani ilk başta her şey bir anda olmuyor. Özellikle matematik birazcık emek istiyor. Peki nasıl çalışacağız? Mesela diyelim ki bir konu anlatımını kitaptan açtık. Mesela işte sallıyorum küme problemleri. İlk başta konuyu çalışacağız. Bu arada bunları videodan da çalışabilirsiniz. Ama konu anlatımından birazcık da kitap diliyle nasıl anladığınızı da pekiştirin lütfen. Çünkü konu anlatımı kitaptan çalışmak başka bir aslında yeni bir pencere açar size. Dolayısıyla konu anlatımı kitaptan konuyu okuyup bununla alakalı hemen bunun tam bu öğrendiğin konuyla alakalı sorular çözersen ve bunu mikro düzeyde yaparsan yani konu soru, konu soru şeklinde parça parça yaparsan koskocaman konuları küçük küçük parçalara bölüp yaparsan çok daha rahat edersin. Aynı zamanda mesela bazı kaynaklarda da mesela bizim kaynaklarımızda da şöyle bir şey var. Rehber soru, rehber çözüm. Matematik çünkü sorular üzerinden anlaşılıyor çoğunlukla. Soruların üzerinden anlayıp soru bunun çözümü. Hadi bunları yap bakalım 4 soru. Soru bunun çözümü. Hadi bunları yap bakalım 4 soru. Bununla alakalı direkt 4 soru. Bunlar üzerinden de çalışırsak çok daha rahat ederiz. Hatta bazen de ne oluyor? İşte ünite tekrarları çözmemiz gerekecek. Aynı zamanda bazen de işte diyebiliriz diyelim ki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi tekrarları çözmemiz gerekecek. Aynı zamanda ÖSYM tarzı sorular çözmemiz gerekecek. Üniversiteden yazılılara, yazılılara çalışmamız gerekecek. Tabii ki burada seviyelendirilmiş kaynaklar bizim için çok önemli. Mesela başlangıç seviyesindeyseniz sıfırdan kitaplarıyla, aynı zamanda birazcık daha üst seviyedeyseniz dinamo kitaplarıyla, orta seviyede dinamo kitaplarıyla çalışabilirsiniz derslerimize. Dolayısıyla hep beraber matematiğin verimli bir şekilde çalışılmasını sağlayacağız ve 9. sınıf matematik bizim için inşallah çok güzel geçecek. İnşallah. Yeter ki birazcık gayret gösterelim ve birazcık kendimize zaman verelim. Hadi bakalım, görüşmek üzere.